dinle istermedi. Nereden çıktı bu? İlk duyduğumda ben de böyle oldum. Serseme döndüm. Sen ve ben. Başka adam kalmamış gibi sen ve ben kardeşiz. Uydurma. Pis oldu değil mi? Bu da senin adi oyunlarından biri değil mi? Ben ağzımı açtım mı lan? Duymadın mı? Necati abi söyledi. Ne zamandan beri biliyorsun sen bunu? Alo, anne hazırlan, seni almaya geliyorum. Alacağım, evimize götüreceğim. Ne evi oğlum? Ne yapacağım ben bu yaştan sonra oralarda? Ya anne, beğenmezsen geri getiririm seni. Çok güzel anne, bir görmen lazım. Çiçek gibi ya. Kaloriferli hem de. Sıkılmadın mı o tavuk kümesinden? Bak oğlum, ben çiftlikteki bir zamandır bakıcı evinde kalıyor. Nalan Hanım'ı hastaneye koydular. Yavuzgil dedi oğlanı evlendiriyor, yoklar. Ben de oraya geçtim 15 gündür. Sen de oraya gel, ha? Tamam. Ya anne... alo. Alo. Anne. Alo. Vay arkadaş, çekmiyorsun ya. Ulan eşek yüküyle para gönderiyorum. Hala ayrılmıyor şu kazanların. Ne demek yok Zühra Hanım? Senden habersiz nereye gidebilir? Sadece bir dakikalığına çay almaya gitmiştim. Geldim, yok olmuş. Hikmet Bey, dünden beri sayıklıyordu çiftliği. Beni buraya kapadınız. Ben eve gitmek istiyorum diye bağırıyordu. Acaba oraya gitmiş olmasın? Oğlum ne olur bir an önce eve götür beni. Ne olur bir an önce lütfen, ne olur. Tamam abla, götüreceğiz. Bir sakin ol ya. O gece mi öğrendin? Sen o gece öğrendin ha? Nasıl iyi? Nasıl? Aklım almıyor. Gel buraya, buraya gel. Bu gece hiçbir şey düşünmek yok. Sen benimsin bu gece. Çok heyecanlı. Niye? İşte nereye gideceğim diye. Fırat. Ne? Fırat yapma. Ne var ya? Ne yapma? Fırat gideyim ben. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Ah! 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 Anne sen oğlumu da mı elimden alacaksın? Aşağı ol! Utanmıyorsun değil mi elinde olanlara? Korkma anne. Ya Fırat. O gece çok şeye mal oldu ikimize de. İkimizin de hayatı makas attı. Bayılacaklar annem evi görünce. Bir de kız tutarız. Bundan sonra eli sıcak sudan soğuk suya girmeyecek. Ali çamaşır makinesini bağlamıştır. Televizyonu görünce aklı çıkacak annem. Hayırlı evlatmışsın abi. Senin gibi oğlu olduğu için çok şanslıymış teyzem. Elimizden geldiği kadar. Çok yıprandı anam benim. 10 ton çamaşır yıkamıştır bugüne kadar. Mahvoldu, bitti kadın. Ama aldım onu oradan. Artık çalışmıyor. Bunların bakıcılarının oğlunun düğünü mü ne varmış? Annemden yardım istemiş. De zaten bunların anası delirdi. Hastaneye kaldırdılar. Tabii annemin içi dayanmıyor tabii. Yazık, üzülüyor kadın. Ne oluyor lan orada? Bir kızım var lan orada. Dur lan! Dur! Kim bu kız?
Kim var orada? Kim var orada? Ne arıyor? Kim yaptı sana bunu? Gel lan buraya! Yettin abi. Kim yaptı bunu sana? Al bu kızı bize götür. Tamam abi. Yürü! Kapattınız beni o hastaneye. Baba oğul birlik olup paralarla alem yapıyorsunuz. Bilmiyor muyum ben? Olur mu öyle şey Nalan Hanım? Hele sen, hele sen. Sen hiç konuşma. Baş sensin zaten. Abi Saliha teyze tut. Sakın sen onun laflarını aldırma. Benim Nalan'ı bulmam lazım. Beni bunda bir yaşıma bırakma. Nalan. At. Ne oluyor? Ne yaptın lan kıza? Ne yaptın lan? Yetişin! Bu kadını öldürecek. Dur yapma. Yetişin! Öldüreceğim tabii. Önce seni öldüreceğim. Yıllardır anne. Kocamla oynaştığını bilmiyor muyum sanıyorsun? Hayır. Deli değilim ben. Tımarhaneyi kapatıp bu karıyla günlük gün edemeyeceksin sen. Nalan! Hikmet Bey, hepinizi geberteceğim. Hepinizi geberteceğim. Hadi Babür, anana da babana da veda et. Ne diyorsun sen Nalan teyze? Sor, anana sor. Sor bakalım, kaç kere para çarptı Hikmet'ten ağzını kapalı tutması için? Sor bakalım, o Deregülü mahallesindeki apartmanı nasıl almış? Ne diyorsun sen, ne apartmanı? Hadi. Ne diyorsun sen anne? Sor, sor. Hadi. Öyle şey oldu mu? Anne bu kadın doğru mu söylüyor? Anne! Abi. Bir dakikanı alır anne. Kafasını dağıtırım bu adamı. Kendisini keserim götürürüm teste. Öğrenirim kendimi. Doğru mu söylüyor bu kadın? Yapma. Bırak. Abi oğlum. Doğru. Sen benim oğlumsun. Bana mı vuracaksın ulan? O gece bile bile kendi babanla ilgili pazarlığa girdin. Sana çok yakışan bir davranıştı bu. Sen kendi babanı satacak kadar adi bir herifsin işte. Ne babası lan? Bana kim babalık yaptı lan? Sen ballı ballı büyürken bana kim babalık yaptı? Dünyayı senin ayaklarının altına serdi. Ben ne gördüm? İstanbul'a gidiyoruz. Ben bugüne kendi bileğimin hakkıyla geldim. Ne cehennemlerden geçtim, senin haberin var mı Fırat? Babaymış. Dünyanın güneşli yüzünü sana, karanlık yüzünü bana layık gördü senin o baba dediğin. Babaymış. Neyin babası? Ne oluyor ya? Atıf aradı da söyledi. Buldunuz mu Hayat Nurma ha? Yok. Polis bir taraftan arıyor, Sermet Bey bir taraftan yok. Sermet'ten yardım istemek ne alaka şimdi? Ne diyorsun be? Adamın eli kolu uzun. Irmağı arıyor, elinden geleni yapıyor işte. Kardeşim bulmak için her şeyi yaparım, anlıyor musun? Şeytandan yardım istemem gerekse şeytandan isterim. Anladın mı? Neyle uğraşıyorum ya? Merak etme.
babamızın ortak olması bizi kardeş yapmaz. Babam da hayatında mübarek olsun. Bunu duyduğuma memnun oldum. Şimdi bana hemen ırmağın yerini söyleyeceksin. Yoksa o baba saymadığın babam mı emir verdi sana yine? Bir rahat bırakırsam bulacağım. Ali, hemen gidin Moskova alın gelin buraya. 5 dakika sonra da çocuklarını alın. İki iş olmasın. Hadi! Nari'nin babasıyla ne ilgisi var bu olayın? Sor. Hepsini anlatayım. Artık yabancı değiliz. Bana değil. Zamanı gelince mahalle polise anlatırsın. Neyin peşindesin lan sen yine? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.